Balık. Şu an zaten yayına bağlandık. Yayında değiliz ama. Az son hazırlıklarınızı yapacağız. Yine başlıyoruz. Tamamsanız ben çıkıyorum. Siz ikiniz gözükeceksiniz. Ben çıkıyorum. Paylaştım. Şu an yayına geçti. Şu an görüntüyü veriyorum. 3, 2, 1. Okay. Yayındayız. Yayındayız. Şu an yayındayız. Tamam, teşekkürler. İyi akşamlar değerli canlar. Lotus Ruh Cemevi olarak yine karşınızda bu akşam. Bu akşamki misafirimiz değerli yoldaşım, arkadaşım, kardeşim Pınar'la beraber. Pınar'ı size anlatmama gerek yok biliyorsunuz. Nerede bir direniş, nerede bir azınlık, bir ezilme varsa Pınar orada Hızır gibi birisinin yardımına koşuyor. Bu akşam da bizim yardımımıza koştu, bizimle muhabbet edecek. Pınar hoş geldin muhabbetimize. Hoş bulduk. Tüm canlara merhaba. Takipte olan canlara da merhaba. O kadar güzel sözler söyledin ki Gülüm, ben yani mahcup oldum. Bizim bugün yapmamız gereken ilk şey, eğer hangi canın bize ihtiyacı varsa onun yanında olabilmek. Bu öğretiyle bu yaşlara geldik. Bu öğretiyle bugünleri gördük. O anlamda yaptığım hiçbir şey aslında artı bir şey değil, olması gerektiği için. Teşekkür ediyorum o güzel değerlerin için. Ya olması gerekli bir şey derken görüyoruz. Görüyoruz. Üzülerek söylemek zorundayım. Aslında bu tür şeyleri fazla konuşmak istemiyorum ama gecelerimiz olduğunda davet etmiyoruz diye sitem ediyorlar. Her geldiğinde bizimle hemen pazarlığa oturan canlarımızı bu alanlarda görmemek beni şahsen çok üzüyor. Umarım duyarlı olurlar. Nasıl gidiyor korona? Önce şöyle bir o süreci sorayım. Sen neler yapıyorsun bu süreçte? Ben herkes gibi aslında olabildiğince tabii izole olmaya çalışıyoruz. Hani çoluğumuzu çocuğumuzu düşündüğümüz gibi. Ama tabii ne kadar yapabiliyoruz? Sonuçta yaşadığımız ülke koşulları ortada. Kaldı ki hani ben çok rahatlıkla hani evde kal diyemiyorum. Hani ülkenin sosyoekonomik yapısını, alım gücünü, işçi ve emekçi sınıfının sömürüldüğü o büyük mekanizmayı düşününce hani evlerinde ocağı pişmeyen, çocuğunun hiçbirine karşılık vermeyen ailelerin hani evde kal demenin çok ağır olduğunu düşünüyorum. Hani bunun için işte hep inandığım hani bir sosyal gerçeği vardır ya hep dediğimiz herkesin ortaklaştığı bir dünya anlayışı. Ne kadar ihtiyaç oldu aslında bu süreçte yine hep beraber tanık olduk. Ve şunu da biliyorum aslında dünya tarihinde vebalar, salgınlar hani tekrarladı, zaman zaman yaşandı, çok büyük buhranlar yaşandı. Ama bir şeyi çok iyi biliyorum ki aslında bizi yaşatacak olan komünel yaşam, yani birbirimizin ihtiyaçlarına yetişebilmek, beraber hareket edebilmek o anlamda. Ama koronavirüsü gördüğünüz gibi ülkede dini yapıların mimarilerine dünya kadar paralar harcanırken baktığınızda gerçek ihtiyacı karşılayacak hastanelerin olmayışı ve ya da yetersiz oluşu bilimden kopuk olmanın ne kadar büyük sorun olduğunu ortaya koyuyor zaten. Bu bir devlet politikalarının neyi daha çok önemsediğiyle ilgili sanırım. Hani
insanı önemseyen, işte mesela Küba'da bir aşının bulunması ya da onlarca doktorun gidip bugün İtalya'da da destek sağlaması. Baktığınızda o kadar çok tartışacak mesele var ki, ama korona günleri kolay mı geçiyor? Kolay geçmiyor, zor geçiyor. Sonuçta bizler yaşamını dışarıda, hayatın kavganın içinde idame eden, oradan beslenen insanlarız mücadeleyle. Bu anlamda tabii kısmen de olsa, hani tam anlamıyla demiyorum, kısmen de olsa izole olmuş durumdayız. Umarım bu süreci atlatırız ama 2020 yılı genel olarak hiç hoş gelmedi. Bu yılın böyle hani dört gözle zaten gitmesini bekliyoruz. Bir de baharı yaşamadan yaza girmeyi bekliyoruz dört gözle. Bu süreçte çok zor şeyler yaşadık. Grup yorumu yaşadık. Grup yorumun türkülerini yasakladılar bizden. Onlara zor bir dönem geçirdiler. Ve en sonunda yaşadığımız olayı biliyoruz. Sevgilimizi kaybettik. Şöyle başlayalım. Grup yorumun konserleri, eserleri neden yasaklandı? Şimdi öncelikle ben ölüm orucunun 288. günde şehit düşen Helin Böle'yi, canımızı saygıyla anıyorum ve onun şahsına yitirdiğimiz tüm devrimci sanatçıları, mücadeledeki değerleri. Grup yorum neden yasaklanıyor? Çünkü aynı hani Osmanlı zihniyeti gibi aslında sizler ne kadar çok saraylara övgü yazarsanız o kadar çok hem maddi anlamda hem de o ülkenin, o devlet politikalarının beslediği ağlarda daha çok verimli, onlar tarafından verimli hale getiriliyorsunuz. Ama bizler devrimci sanatı sahiplenenleriz. Yani ezilen halkların sesi, ezilen halkların çığlığı olma gibi bir iddiamız var, değil mi? Sonuçta bizler sermayenin değil, işte biraz önce bahsettiğim evinde ocağı yanamayan, çocuğunun isteğini karşılayamayan insanların, işçilerin, emekçilerin, köylülerin sanatçılarıyız. Grup yorum devrimci sanatı ve mücadelesi için yıllarca direnirken, bugün iktidarın hoşuna gitmeyen, egemenlerin, sermaye sınıfının hoşuna gitmeyen eserlerinden dolayı bugün yasaklanılıyor ve hapislerde yatırılıyorlar. Ölüm orucu ne demek? Ölüm orucu yani talepleri duymayanlara karşı, o talebi duymayanlara karşı kendi iradesiyle seçtiği bir yolun üzerinden hareket ediyorlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bugün ölüm orucunu onaylayanlar kadar onaylamayanlar da olabilir ki var bunlar hani yazılı olarak da bize de ben de okuyorum bize de geliyor mesajları. Ama şunu söylemek istiyorum eğer gencecik insanlar ve birikimli donanımlı insanlar böyle bir iradeyle hareket ettilerse hani bu çok bizlerin haddine değil bu boyutu eleştirmek. Bizi düşen tarihi görev yoldaşların yanında durabilmek, onların yanında omuz başlarında durabilmek. Bu anlamda da o kadar yüreğim kanıyor ki yani Helin'i hem geçirdiğimiz o çok sık diyaloglar, o ziyaretler süreci, hani özel paylaşımlarımız. Mesela şöyle bir anekdot anlatabilirim. Helin işte ölüm orucundaydı ve sanırım yanlış söylemeyeyim 248. günüydü. Tabii ülkede bir ses yok sanatçılar anlamında. Hani ciddi bir sessizlik var. Oysa ki herkesin hayatında bir grup yorum süreci var. Herkesin evinde ya da sahnesinde okuduğu bir süreç var değil mi? Şimdi böyle bakarken tabii istiyoruz ki hani daha çok ses verelim, yan yana duralım. Ve onların hayatını kurtaralım, onların yaşam haklarının yanında duralım diye. Ama yoktu. Yani baktığınızda birkaç ismin dışında hiç kimse dahil olmadı, yanımızda durmadı, yanlarında durmadı. Çok acıdır ki. Ve ben bir açlık grevi başlattım sanatçılar olarak. Dedim ki açlık grevini, ölüm orucunu biz de açlık grevi olarak destekleyelim ve toplumsal bir ses çıkartalım en azından hiç değilse. Ve o gün Helin bana hapishanede yaptığı bu kolyeyi hediye etmişti. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Evet. İçinde kırmızı bir gül var. Çok duygulanıyorum tabii. Dedi ki Pınar abla dedi bu dedi açlık grevimizi dedi sen dedi başlattın dedi. Birinci günü bu da benim sana armağanım olsun dedi. Şimdi o kadar ağır geliyor ki o kadar zor geliyor ki İnsanların kalkıp hani sadece tweet atmak, sadece sosyal medya üzerinden bir cümleyle sadece yapmış olmak adına hani öyle bir ifadeye bürümeleri çok zoruma gidiyor. En azından şu derinde bilinir. Tabii ki herkesin gelme koşulu olmayabilir. Tabii ki herkesin yan yana o anda durmayabilir. Şartları, koşulları uygun olmayabilir. Bakın bugün bile biz birbirimizin yanına gidip gelemiyoruz değil mi? Bunlar olabilir.
Ama şunu kabul etmiyorum. Grup yorumun talepleri meşru taleplerdir. Bu taleplerin arkasında durmak hepimizin boynunun borcu. Sadece sanatçıların değil ki. Sonuçta grup yorum halklar için yapıyor, halkı için yapıyor bu eserleri söylüyorlar. Neydi bu talepte? Bu kadar yerine getirmeyecek ağır talepler nelerdi? Yani konser yasaklarının kaldırılması çok zor bir talep mi? Ya da bugün listelerde hiç yere isimlerinin olması, terör listelerinde bunların kaldırılması çok mu zor? Sonuçta bahsettiğimiz sanatçılar binlerce kameranın önünde, mikrofonun önünde, albümler. Biliyorsunuz Kültür Bakanlığı'nın onayıyla zaten bizler albümlerimizi çıkarıyoruz. Ama ben de şu anda ülkemin pek çok yerinde konserlere çıkamıyorum artık. Bir Alevi etkinliğinde bile benim yerime konuşmayan, sadece çalıp söyleyen ama rakısından, içkisinden ödün vermeyen Alevi sanatçıları çağırmaları bile bazı şeyleri kamufle ediyor sanırım. Ama baktığınızda sistem aslında ve kurumlara da buradan aslında sizin aracınıza da bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bizleri yasaklarken, bizleri engellerken başka bir canın sahneye çıkartılması bir çözüm değil. Aslında sistem konuşan, düşünen, pratikte bunu yaşayan müzisyenlerden, sanatçılardan çok hoşnut değil. Bence keşke devrimci sanatçıları ve sanatı daha çok sahiplenip de yanlarında durabilseydik hep beraber. Maalesef işte biraz önce dedim ya aslında sevmem bu tür şeyleri konuşmayı ama hepimizin eksiği maalesef ki oluyor gecelerimizi. İşte böyle sadece bağlamasıyla dediğim gibi arka plan arkasını geçip ön planda da iki bağlantılarını bulan kişileri çok iyi oldu. Doğru, çok haklısın. Katılıyorum buna. Peki bu süreçte şimdi elimizi maalesef ki kaybettik. O süreçleri sen yakından takip ettin, biliyorsun. Ben de senin bütün paylaşımlarını kaçırmaksızın takip ediyorum. Olasın. Sen cansın. Sen de öylesin benim Çok için. değerlisin ayrıca. Onu da söyleyeyim gerçekten. Senin mücadelene, emeğinin biliyorsun seninle çok güzel sohbetlerimiz oldu, özel paylaşımlarımız oldu. Çok biliyorum ki mücadelede Avrupa'nın dört bir yanında senin gibi çok değerli dostlarımız, canlarımız var. Onun için bizler yalnız değiliz. En azından bunu biliyoruz. Biz yalnız değiliz. Yani biraz önce biz bir çekim yaptık. Şu anda ben dernekteyim, Huzur Çevre Derneği'ndeyim. Yani hep söylüyorum, biz daha ölmedik ya. Bir kişi de kalsak biz daha ölmedik. Biz değerlerimizi unutmayacağız, mücadelemizi beraber büyüteceğiz ama düşmanı bilmedik ki biz daha ölmedik. Bir kişi bile kalsak. Kesinlikle, kesinlikle mücadeleye devam ama başka şansımız yok. Birbirimize destek olup mücadeleyi yükseltmeliyiz. İbrahim'in durumu nasıl bu arada? İşte bütün şu anda biliyorsunuz hani duyurularımız Helen'i yitirdik, İbrahim'i yaşatalım üzerine. Aslında gördünüz hepiniz hani beden olarak gerçekten çok zayıfladı. Ama ne kadar kararlı ve ne kadar onurlu durduğunu, ne kadar güçlü durduğunu da aslında hepimiz bir kez daha görmüş olduk cenazede de aynı şekilde. İbrahim'i yaşatmak hepimizin elinde. Yani nasıl derken çok şu anda bedenen tabii ki yorgun, çok yorgun. Ama işte inançları ve ilkeleri aslında çok güzel bir örnek değil mi? Bir insanın o koşulda bile hani 300 günü geçtiği açlığına karşı bile ne kadar dik durabildiğini gösteriyor. İşte her şeyin başı aslında irade, devrimci irade, ilkeler. Bir insan çünkü gerçekten ilkeleriyle vardır. O ilkeleri sahiplendiğiniz noktasında. Yoksa hepimizin yaşamlarında eksiklikler olmuştur, hatalar olmuştur ama kendini örgütlemek, yaşama, hayata karşı örgütleyebilmek, güçlü kılabilmek bence asıl mesele burada herhalde. Kesinlikle. Belki sorunun cevabı sen değilsin ama kesin duymuşsundur. Bugün ya da dün İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Evet. Ve bizim cenaze erkanımızla, ziyaretlerimizle, ocaklarımızla resmen dalga geçti. Ve yamyamlara benzetti. Bu konuda neler söyleyeceksin ya da bu konuda Türkiye'deki federasyonlar, Alevi cemevleri, başkanlar herhangi bir girişimde var mı? Ya şunu söyleyebilirim. Öncelikle zaten Helen'in cenazesine kaç tane kurumda sahiplenip geldi ki? Yani önce orayı bir eleştirmek gerekiyor sanırım. Çok konuşacak şey var. Yani çok şunu söyleyeyim. Evet çok hüzünlüyüm ama öfkem çok daha büyük. Ve öfkemin de hep diri kalmasını istiyorum. Çünkü bu koşullarda insan çok daha iyi anlıyor kimin nerede durduğunu. Ama şunu çok iyi biliyorum. Hani cenazede kaç tane Alevi kurumundan insan vardır? İnanın çok değil. Bir elin parmaklarını geçecek kadar değil. Olanlar zaten her daim başımızın üstünde. Hep yanımızda olan arkadaşlarımızla.
Süleyman Soylu'ya gelince de onun işi öyle konuşma. O konuşa dursun. Konuşsun o. Sonuçta onlar bir anlayışın bireyleri. Bugün soylusu gider, soysuzu gelir. Soysuzu kalır, soylusu gider. Yani bunların isimlerinin ne olduğu çok önemli değil. Bunlar sistemin adamları ve şaşırtmıyorlar tabii ki bu tarz söylemleriyle. Daha düne kadar cemevleri ibadethane değildir diyen, daha dün Berkin Elvan'ın annesini alanlarda yuhlatan zihniyet neyse bu da onun bir devamıdır. Hani bunlar birbirinden farklı ya da kopuk değiller. Onun için hep dediğim şey yani bu düzen böyle gittikçe olmaz. Bu İdil Kültür Merkezi'ne bu kadar baskıları yapmaları, sadece bizim eserlerimizden korkmaları mıydı ya da altında yatan başka bir şey var mıydı? Şöyle, şimdi siz sizden olmayan anlayışları sürekli bir terörize hale getirip onları kendi egemen güçlerinizle sindirmeye çalışırsanız elbette ki bunun bir toplumsal karşılığı olmak durumunda. Sonuçta İdil bir kültür merkezi. Orada bağlama dersleri, ritim dersleri, sonuçta müziğe dair, tiyatroya dair, sanata dair eğitimlerin yapıldığı yerler ne kadar az kaldı böyle yerler biliyor musunuz? Ülkemiz o kadar acıdır ki. Bizler şu anda biliyorum hani Avrupa'da belki o imkanlar çok daha fazlası. Hani çocuklar çok rahat gidebiliyor kurslara, imkanlar var ama peki bizim uyuşturucuya karşı, yozlaşmaya karşı, çeteleşmeye karşı, mafyalaşmaya karşı duruş sergileyenler olarak elbette ki çoluğumuzu, çocuğumuzu bu yozluktan kurtaracak ana değerin sanat olduğunun, kültür olduğunun bilincindeyiz. Ama gördüğünüz gibi kurslar saldırı altında oluyor. İdil sürekli kapatılıyor. En son biliyorsunuz İdil'de Yorum'dan arkadaşlar gözaltına alındılar cenaze günü. Kirli bir gelinlik asıldı. Hani biz bilmiyor muyuz dost düşmanı ayırt etmekte şair diyor ya ustalaştık diye. Biraz daha ustalaştık işte. Hani bu yaşadığımız süreçte grup Yorum'un, devrimci müzisyenlerin, devrimci sanatı icra edenlerin, bugün Avrupa'da göç yaşayanların, sürgün yaşayanların her şeyi hani kısa da olsa hani o dönemde yaşamış birisi olarak söylüyorum bunu ya da ülkenin hapishanelerini yaşamış birisi olarak da söylüyorum. Güzel olana bu kadar düşman bir zihniyet varsa elbette bizi kurtaracak olan da kendi kollarımızdır, bizim direniş kültürümüzdür. Bugün niye biz Pir Sultan'ı seviyoruz? Niye Pir Sultan'ın deyişlerini, Yedi Ulu Ozan'ın deyişini bir başka okuyoruz? Niye biz Pir Sultan'ın Hınzır Paşalara karşı inadıyla şah demesinden vazgeçmemesine hep böyle onur duyarak takip ediyoruz. Çünkü ilkeler vardı, çünkü inandığı bir yol vardı. Yoksa bir gün daha fazla yaşayabilirdi, değil mi Pir Sultan? Şah demekten vazgeçseydi de bugünün Pir Sultan'ı olmazdı. İşte tarih böyle bir süreci doğurdu tekrardan, tekerrür etti ve her tarihte kendi ihanetçisini yaratır. Kendi zalimini yaratır ama kendi direnişçisini de yaratır. Onun için baktığımda ben çok da güzel direnişte bulunan isimler var. Selam olsun onlara. Selam olsun o yoldan dönmeyenlere. Evet, sen de bir selam olsun. Pınar, sen ailenin içinde birisi olarak sürekli gidip geldiğin süreci takip ettiniz. Elinden sonra sosyal medyaya bir yazı düştü ve bu yazı kız kardeşinden tarafı yazıldı diye paylaşıldı. Daha sonra bu yazı kim tarafından işte değer gördü, doğru yazılmış diye birçok kesimde bu yazı kesinlikle karşıt bir taraftan yazılmıştır diye bahsetti. Neydi bu yazının gerçekliği? O konuya daha çok bilgim yok açıkçası. Hani yanlış bir şey de söylemek istemem, eksik bir şey de söylemek istemem. Ama şunu biliyorum, yazılar birileri tarafından yazılar yazılabilir. İster kardeş olsun ya da olmasın. Ama bir gerçek var. Aslında Helin'in onurlu direnişinin yanında durabilmek. Helin inandıkları için bedel verdi ve bunu kendi bireysel zenginliği için yapmadı. Tüm devrimci sanatçılar için yaptı. Tüm devrimci sanatı sahiplenenler için yaptı. Tüm ezilenler için yaptı. Hani Helin'in hatırı için dahi yazık yani böyle yazılar, böyle onun ilkelerini, ideallerini yerle yeksan etmeye çalışan bir anlayışın hep karşısında durmak gerekiyor. İnanın ki bunu şunu söyleyeyim. Bunu tarihte de yaşadık. Hani kimi zaman bir aile bireyi illa öbürünün aynısı olacak demek değildir. Kaldı ki ben o yazıyı hani kardeşimi yazdı yazmadı mı inanın ki onu da bilmiyorum ama şu anlamda söylüyorum. İnsanlar birbirinden farklı olabilir. Kan bağında çok ayrı görüşlerde olan insanlar var biliyorsunuz.
İbrahim'in hayatını okurken bir komutanın çocuğunun nasıl devrimcileştiğini, bir askerin çocuğunun nasıl çevresinden dolayı devrimcileştiğini okuduk. Hani herkes farklı olabilir. Önemli olan buradaki özne Helin'dir. Helin'in duruşudur, Helin'in tavrıdır ve bunun da karalanmasından tabii ki siz de biz de hiçbir zaman karşısında duracağız, müsaade etmeyeceğiz. Kesinlikle, kesinlikle. Bunların konuştuk. Bir de biliyorsun Türkiye'de maalesef konuşulan bir infaz yasası var. Evet. Bir sürü katili, tecavüzcüyü, hırsızı, arsızı tahliye edecekler. Ama siyasi suçlu diye bir sürü değeri de orada tutacaklar. Belki de çok kolay bir şekilde bir virüs katıp onları katledecekler. Bu konuda neler söyleyeceksin Pınar? Bu konuda elbette ki çok öfkeliyiz ki bugün de bir haber düştü sosyal medyada özellikle bir yanlış söylemeyeyim sanırım Bafra Hapishanesi'nde bir koronavirüs vakası oldu. Sonra 3 çocuklu bir baba KHK'lı bir edebiyat öğretmeni aynı zamanda bugün hayatını kaybetti dün akşam pardon. Şimdi tabii ki şunu söylemek isterim bu çocukları istismara uğratan kadınları öldüren ekmeğe aşa göz koyan, bugün katillerin, hırsızların bu kadar rahatlıkla affa uğradı. Kaldı ki tırnak içinde bunun affı olamaz hiçbir şekilde. Ama biraz öncesine gittiğimde ben Madımak'ta hala canlarımızın ateşinin nasıl yandığını ailelerle konuşurken hissederken, bugün Madımak katilleri dahi affediliyorsa, bugün hala tecavüzcülere affetme yasaları. Sonuçta bu yasanın çıkma sebebi, ta ben hapishanedeyken bu gündemdeydi biliyorsunuz. Yasa çıkacak, af çıkacak. Hatta sürekli bir bağrışma oluyordu. Ve şunu biliyorum, siyasiler hiç kimsenin ekmeğine göz koymaz. Siyasiler düşünceleri uğruna, fikirleri uğruna, özgür, eşit, adaletli bir dünyanın kavgasını verenlerdir. Bu bağlamda da iktidarın bu kadar korkması, bunda bile bu kadar insan haklarını ihlal eden bir boyutta davranması asla kabul etmiyoruz ve eşit yasa bugün tabii ki eğer bir yasa çıkacaksa, eğer bir salgından dolayı çıkacaksa başta siyasi tutsaklar olmak zorunda. Sonuçta ben bu bağlamda şunu da söyleyeyim. Hasta tutsakların koşulları ortada. Ben Ali Gülmez şahsında bugün binlerce hasta tutsak var ki Ali Gülmez'in hasta olduğu halde yıllardır içeride yani 20 yılı aşkındır içeride tek başına tutulan bir insandan bahsediyoruz. Temizlik malzemelerine el konuluyor ve bugün partimin eş başkanı Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ şahsında onlarca siyasi iradenin, binlerce siyasi tutsağın olduğu hangi siyasetten olursa olsun şunu biliyoruz ki devrimci politik siyasi tutsaklar bizlerin onurudur. Bizlerin kırmızı çizgisidir. Bugün onlara yapılacak bu kapsam dışı bırakılması aftan asla kabul edilmez ki zaten hapishanelerin koşulları çok zor. İnanın belki ben hani kısa bir dönem kaldım. 4 ay hücrede kaldım tek başına ama yani o hücrede kaldığım dönemde hatta bugün anneme söyledim. Orada da sürekli elimde çamaşır suyu hücreyi yıkamaya çalışıyordum ki fareler, böcekler hani gitsinler. Çünkü ben kıyıp da öldüremiyordum yaşam haklarına saygı duyduğum için. Hani biz böyle bakarken insanlarımızın orada bir virüsün teslim edilmesini asla kabul edemeyiz. Bu esirliktir, başka hiçbir şey değil. Kesinlikle. Bu arada ses ve resim donuyormuş. Değerli canlar, Pınar şu anda öyle bir şartta bizimle canlı yayını gerçekleştiriyor ki olduğu yer gerçekten dernek. Çekim sırasında sağ olsun bizlere vakit ayırdı. İnternette telefonda sorun olmuş olabilir. O yüzden idare edeceğiz. Bizim için bu buluşma çok değerliydi. Peki böyle bir infaz yasasında içerideki bir sürü kadın canlarımız var. Evet. Onları geçtiğim çocuklara tecavüze uğramış bir sürü anne var. Bir sürü Evet. genç kızların annesi var dışarıda. Hı Bu aileler herhangi bir çalışmaya başlamadılar mı? Bir imdadır, bir seslerini yükseltmeye, bir Yok. gayret içerisine girmediler mi? Tabii ki başladı. Şu anda yani internet üzerinden de yani çok ciddi bir imza kampanyası da başladı. Hem biliyorsunuz mesela HDP milletvekillerinden Ömer Faruk abimiz sağ olsun çok gerçek anlamda çok mücadele ediyor hapishane komisyonları. Meral Danış Beştaş olsun, Ayşe Acar Başaran olsun hani vekilimiz gerçekten ya da Sezgin Tanrıkulu
Hani olayı sahiplenip de olayın peşinde duran milletvekilleri var, imza kampanyaları var. Ama şu ülkenin haline bir baksanıza, yani yangın yeri. Biz koronavirüs diyoruz, sosyal mesafe diyoruz ama işçiler hala fabrikalarda dip dibe çalıştırılmak durumunda, ortak tuvaletleri kullanıyorlar, yüzlerce insan perişan durumda, işçi sınıfının durumu, sonra ücretsiz işlerin atılmaları, hangi birine yanalım? Zaten düne kadar hatırlıyorsanız hani insanlar açım diye kendilerini yaktılar, siyanür içirdiler çoluğuna, çocuğuna, sevdiklerine. Yoksulluğun bu kadar yüksek olduğu, adaletsizliğin, işsizliğin böyle olduğu bir memlekette bugün halkın avukatları ölüm orucunda. Başta Selçuk Kozaaşı olmak üzere bugün avukatlar açlık grevine girdiler, ölüm orucuna döndü. Şimdi bu kadar büyük sıkıntılar içinde elbette ki direnmek çok zor ama asil kılan da direnmektir. Bunu çok iyi biliyorum. Elimizden geldiğince ses olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yan yana durmaya çabalıyoruz. Ama buradan bir daha çağrı yapayım. Sonuçta hani hem sizin Cem Evi sayfası ve çok takipçin olduğunu da biliyorum. Gerçekten sanatçılar bazen dürtülmeyi hak ediyor. Dürtün. Yani söyleyin, uyarın, eleştirin. Sadece çıkıp çalıp söylemek değil. Edep erken yoldan bahsedip, yardan bahsedip, kalkıp içki masalarında yere yığılmak demek değil. Bu anlamda lütfen yani sizler eleştirebilin. Sonuçta bizler bugün şarkılarımızı, deyişlerimizi, türkülerimizi okuyoruz. Söylüyoruz. Her koşulda söyleyeceğiz. Ama kimseyi kaybetmek değil mesele. Kazanmak meselesi. Eleştirin. Eleştirin ki çoğalalım. Çoğaldıkça sesimiz daha gür çıkacak. Bugün bir sanatçının bir mikrofondan, bir kendi sayfasından yaptığı çağrı belki günlerce ev ev yapılacak çalışmalardan çok daha hızlı şekilde karşılık bulacak. Bu bağlamda Kesinlikle. çoğalmamız lazım. Bakın Yılmaz Çelik içerideydi, çıktı geçenlerde biliyorsunuz. Çabaladık Yılmaz için. Düşünüyorum ne için insanlar alınıyor. Ferhat Tunç bugün Almanya'da sürgünde. Grup İhsan Ateşi hapishaneden yeni çıktı arkadaşlarım. Hatta şu anda yan yanayız. Onlar da size bir sürprizimiz var eğer kabul Evet, onu ederseniz. da bırakalım sürprizimizi. Ama şöyle de bir şey var Pınar. Şimdi hani işte seni tuttular, terörist damgası vurdu. Bunu kendi toplumumuz bile dedi. Akıllı dursunlar. Ferhat Tunç için keza öyle. Birçok sanatçımız için işte Hasan Sağlam yoldaşımız Türkiye'ye gelemiyor mesela. İsmini veremeyeceğim bir sürü arkadaşımız, benim yönetimde olan değerli Hüseyin ve Hasan Sınırtaş kardeşleri. Şimdi bakıyorum Yılmaz Çelik Can da hani fazla böyle bir siyasi paylaşımlarını ben görmedim. Demek ki bağlama çalanda bir gün gözaltına alıp tutuklayabiliyorlarmış. Bu sanatçılarımız biz çağrımızı yapalım ama bunlarda da hiç hani görmüyorlar mı ya? Durduk yere bizim zaten Alevi kimliğimiz yetiyor. Aleviyim ben sonuçta. İstediğim kadar sesimi çıkarmayayım. Bir gün beni alıp o hücreye koyacak. Ya ben de bir yerde sesimi artık çıkarmak zorundayım deme gereğini aslında kendini biraz duymalı bence. Evet, ben bunu inanır mısın? Bak, bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben ilk İbrahim Kaypakkaya davasından yargılandığımda işte 5 yıl hapis cezası almıştım. Dersim'de yargılandım, Malatya'da yargılandım. En son IŞİD kampı yapılıyor diye Maraş'ta aşağı filolarda Alevi canları, kadınların eylemde onların yanında olduğum için gözaltına darp edilerek alındım. Hani yaşadıklarımı çok yani hemen herkes biliyor artık ama hep şunu söyledim. Ben İbrahim demekten vazgeçmem. Hani bir canım var, bin kere daha olsun İbrahim'in yoluna. Ben Mahir demekten vazgeçmem, Mazlum demekten vazgeçmem, Deniz demekten. Ama hep şunu söyledim ki, biz bunları dediğimiz için, bu değerlerden bahsettiğimiz için alındık, yargılandık, darp edildik. Yarın öbür gün Ali Hüseyin dediğiniz için alınacaksınız. Eğer Kesinlikle. susarsanız Ali Hüseyin diyemeyeceksiniz. Kerbela direniş diyemeyeceksiniz. Şimdi ne oldu? Gün oldu, devran döndü. Biz evet belki onlar çok fazla suya sabuna dokunmayanlar, hani maddi olarak olanakları var. Evde kal kampanyalarına rahat iştirak edebiliyorlar. Sonuçta belki bir geçim sıkıntıları yok ama inanın ki bu çoğunluk değil. Çoğunluk Kesinlikle değil. olan bu ülkede %99 yoksul halktır. Bu ülkenin %1'i zengin. %99'u yoksuldur. Bunun altını çizmek istiyorum. Bizler bugün düşünsenize yasalar çıkıyor. İşte bir anda koronavirüsle mücadele edilirken, tüm dünya mücadele ederken
biz neyle gündemimiz meşgul oluyor? Siyasilerin kapsam dışı olması. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey ne ahlaka, ne vicdana yakışır mı, sığar mı? Ha ben faşizmden ahlak, vicdan beklemiyorum. Onu da söyleyeyim. Herhangi bir beklentim yok. Ama bu toplumsal duyarlılığın gücü ve inisiyatifiyle ancak bir şeyler değişebilir. Bunun bilincindeyim. Cumartesi anneleri videolarını seyredin. İlk eylemleri yaptıklarında yerlerde sürüklendiler. Cop yediler, 90'lı dayaklar yediler. Annelerimiz, 60 yaşın üstünde kadınlar, 70 yaşın üstünde kadınlar yerlerde başörtülerinden sürüklendiler, yerlerde yazmalarından. E şimdi ne oldu? O toplumsal duyarlılık, o yoldan taviz vermemek. Bakın hala işte geçenlerde cumartesi annelerinin yanındaydım. Daptarak bir sokağın içinde de olsa İHAD'in orada. Sonuçta biliyorsunuz o demin saydığınız isim ki nefret ediyorum ben adını bile söylemek istemiyorum sorusuzun. Kalktı dedi ya turistler rahatsız oluyor cumartesi annelerinden. Hani böyle bir mantığa karşı ama hala diyorum ya bir kişi bile olsa devam edebilmek. Sonuçta biz hepimiz öleceğiz, hepimiz gideceğiz değil mi? Ama senin bu dünyada yaşarken, nefes alırken umudunu neye dair büyüttün? Yaşama dair, insana dair bakanlarız biz. Hani ben Yılmaz Güney'in bir sözü var, çok severim, der ki bizim hiç kimseye eğecek başımız yok. Umudumuzun bittiği yerde inadımız başlar. İnatçıyız, kararlıyız. Ben kendi adıma devrimci müzikte var olmaktan, deyişlerimi bu inançla söylemekten çok onur duyuyorum. Grup yorumun yanında olmak benim boynumun borcu. Helin'e sarılmak, Helin'in gömleğini giydirmek benim boynumun borcu. Helin toprağa düştüğünde Helin'in arkasından üzüntümden çok öfkemi diri tutmak ve ona dair üretimler sağlamak benim boynumun borcu. Ruhi Su'yu düşünün, Yılmaz Güney'i düşünün, Ahmet Kaya'yı düşünün, Victor Yaralar'ı düşünün. Hani dünyanın dört bir yanında devrimci sanatçıların yaşadıklarını. Kim güçlüyse, egemen kimse ilk ölümünü sağlamaya çalıştığı muhalifler oluyor elbette. Biz de diyoruz ki biz bu ülkede hani bir kişide kalsın mücadele elbette devam edeceğiz. Ama işte biraz önce o kadar güzel değindin ki hani biz İbola'nın, Mahirlerin, Denizlerin ismini andığımız için direktmen damgalanıyoruz. Ama fazla sürmeyecek yani. Çok kısa bir dönem sonra aynı böyle Ali, Hasan, Hüseyin, Kervila diyenler de aynı şekilde damgalanacaklar. Belki bilmiyorum bu canlarımız bunun farkındalar mı değiller mi ama o günlerde fazla uzaklarda değil. Dünden beri bu açıklamalar yapılıyorsa demek ki bir şeyler tasarlanılıyor diye de düşünüyorum ben. Bu arada biliyorsunuz Armutlu Cemevi Başkanı Zeynep ablamızın davası var. 20 Aynen, Nisan'da. Ona da bir kağıt. Ona da buradan bir daha hani ben çağrı yapmak isterim ya da hatırlatmak isterim. 20 Nisan'da Çağlayan Adliyesi'nde olacak. Yani ben eğer hani yaşarsak bir şey olmazsa orada olmak istiyorum tabii ki yanlarında olmak istiyorum. Sen kesin orada olursun biliyorum yani sürekli mahkemelerde adliyelerden oradan oraya koşan bir canımız olduğunu biliyorsun. Ben kıyamıyorum gülüm, kıyamıyorum. İçim şuram hani derler ya kurt yesin ciğerime. Ben rahat edemiyorum. Ona şaşırıyorum zaten. Hani benim canımın bana ihtiyacı var. Bu şöyle düşün. Bir dönem Kobane'yi hatırlıyorsun, Suruç'u, Cizre'yi. Evet. Günlerce, aylarca Cizre'deydik, Şırnak'taydım, hani Ahmet'teydim, Diyarbakır'daydım. Benim kalbim kabul etmiyor. Hani biz bu öğretiyle büyüdük. Ben çocukluğumda cemevlerine çok gidiyordum. Mesela o her perşembe, hani hep orada dedeler anlatır ya işte 70 kimileti bir görmek. Hep onu düşünüyordum. Hani bir görmek. Demek ki ben bir canın yanında olmak için onun Alevi olmak gibi bir zorunluluğu yok. Evet. Ama haksız doğru yani her canın yanında olmam gerekiyor ki biz can olan biçmişiz, oradan bakmışız. En büyük meselenin de bu olduğunu düşünüyorum. Hani dünyanın neresinde olursa olsun zulüm, senin orada mazlum halkın yanında olman gerekiyor. Bazen fiilen olamıyoruz elbette ama onun söylemlerinle, şarkılarınla yine ifade edebilmek. Sonuçta nerede olursa olsun, bakın ben hapishanedeyken kim benim yanımda durdu, kim durmadı. Düşünüyorum, düşünüyorum, diyorum ki evet hiç olmadığım arkadaşlarım mesela mektupları geldi. Sonra bir baktım o birinci haftadan sonra hapishanelerden mektuplar geldi. 20 yıl, 30 yıl içeride kalanlar. Mesela İlhan Çomak adında çok değerli bir şair var. Gencecik yaşında 17-18 yaşında içeriye düştü ve şu anda nereden baksanız hani 50'sine yaklaştı. Şimdi insanlar onca uzun yıllar kalıp da düşünsene ben hani kısa dönem yani sonuçta belli ne kadar yatacağım ama
Şu da var tabii. Her an acaba başka bir dosya da açılır mı yine? Çünkü keyfi olduğu için her şey. Hani hep bunları düşünsem de o zor koşulda birbirine sarılmak ne kadar değerli, ne kadar kıymetli. Buradan arkadaşlara sesleniyorum. Sahiplenmek çok. Evet, mektuplar yazın. Mesela Gültan Kışanak çok değerli bir candır. Ya ona mektup Kesinlikle. yazın, Demirtaş'a yazın, Yüksekdağ yazın, Sabahat'e yazın. Hani hapishanede bulunan dostları yalnız bırakmamak gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle haklısın. Evet, bunları yapmak lazım. Bizim de biliyorsun aynı Zeynep başkanımız gibi Hüseyin ve Hasan kardeşler de işte Avrupa'ya Evet, geldiler. sınıftaki Onlar da Kuş ailesi. Sultan Ulalar Cemiyeti yönetimindelerdi. Çok da seviyorum Hasan ikisini ben. Almanya'da oturumunu Evet. aldı. Evet, Hasan oturumu da aldı. Eşi çocuğunu getirdi ama maalesef Hüseyin yoldaşımız daha bir şekilde işte iltizası kabul edilmedi. Ve eşine çocuklarına hasret bir şekilde. Biz de şimdi onun için bir imza kampanyası başlatıldı. Bunu burada duyuralım. Sayfalarımızda paylaştık, Facebook sayfalarımızda. Bir imza atarlarsa biliyorsunuz bir imza çok şeyi değiştirebiliyor bazen. Evet, Bunun duyurusunu yapalım. beni de bilgilendirin. Ben de elimden ne gelirse sevgili Hüseyin için hem sayfalarımızda hem de bulunduğumuz mercilerde yani söyleyelim, dile getirelim. Tabii ki paylaşırız sizinle de. Aynı şekilde Zeynep yoldaşımız için de 20 Nisan'da orada gidebilecek bütün canlarımız yanında olsunlar. Adalet artık ya bizim için de işlesin. Onu söyleyelim. Peki Pınar, bu iki tane avukat arkadaşımız da şimdi biraz önce bahsettin ölüm orucuna Evet. başladılar. Onların son durumu nasıl? Sevgili Ebru Tintik, hani ben Halkın Hukuk Bürosu'ndan önceden de tanıdığım çok değerli bir yoldaş candır. Onun bir açıklaması vardı. Çok etkilendim de o açıklamadan son olarak. Diyor ki, yani özetini yapayım. Tam cümlesiyle söyleyemeyeceğim. Yani biz kendi ölüm şeklimize kendimiz karar veririz. Siz bizim sesimizi duymadınız. Biz sesimizi duyurmak için Açlık Grevi'ndeydik. Ama madem göz yumdunuz, biz ölüm biçimimize kendimiz karar veririz. Sessiz mi ölürüz ya da direnerek mi ölürüz diye. Böyle bir açıklama yapmıştı ve ben buna korkunç derecede çok etkilendim. Asla ölümü kutsamak değil, yaşamak kadar güzel, hiçbir şey olmadığını çok iyi biliyorum. Son ana kadar yaşamak, son nefese kadar yaşamak ama insan onurluca yaşamak. Mustafa Koçan o zapt bedeninin üzerine yapılan işkenceyi katına cop sokulacak kadar tecavüze yeltenen bir anlayışa karşı insanca yaşamanın tek koşulu direnmek. Yoksa hiç Kesinlikle. kimse ölüme meraklı değil. Helin'in bende kayıtları var, konuştuğu, söylediği sözler var. Hiç kimse ölümü kutsadığı için değil, ölmek için değildi o direniş. Biz yeterince ses çıkaramadık. Biz Maalesef. yan yana duramadık. Onun için İbrahim için hiç değilse Mustafa için yan yana durmak çok zor değil. Yani insan bir tas çorba ya da yaşayabilir. Yani gerçekten bu kadar zenginlikler için, egemenler için ya da iktidarın ana muhalefetlerinin konserlerinde yer almak için her şeyi susmak, göz yummak, yer yer gelip savaşları destekler, pozisyon almak. Bunlar bana göre çok insanlık dışı. Hani bunun ortası yok. Ve ben hep şunu söylüyorum. Hani devrimci anlayışın bir ortası yoktur. Ya vardır ya yoktur. Evet. Yani ya hep'tir ya hiçtir. Değiştir Siz kesinlikle. yani bir yola girerken de onu hesaplamayız biz. Bir kavgaya girerken, mücadelede ya da çocuklarımızı büyütürken acaba mı değil. Biz adaletli ve vicdanlı çocuklar, gençler yetiştirmek istiyoruz. Benim çocuklarım Turnayla Toprak. Bana sürekli soruyorlar. Mesela işte anne her gittiğim anne Helin nasıldı? Helin ne yaptı? Helin iyi mi? İşte niye böyle oluyor? Neden böyle oluyor? İşte anne sen niye hapse atıldın? Çünkü görüyorlar çalmadık, çıkmadık, alnımız açık, başımız dimdik bizim. Yani o iç sürüsünün yaptığı her şeye karşı bizim alnımız apaçık. Ama senin dediğin gibi derneklerde mesela diyorsun ya hani işte ne dediler? İşte akıllı olsun da dursaydı, yapmasaydı. Ben aklı onu diyenlere bırakırım. Siz akıllı olun. Gerçekten sizler akıllı olun. Yani akıllı olmak çok para kazanıp her şeye üç maymun oynamaksa, göz kapatmak, duymamak, konuşmamaksa buyurun siz akıllı olun. Maalesef öyle öyle ama toplumumuz öyle. Niye yapıyorlar? Bunu anlamış değilim. İşte söylediğim gibi hadi sizler müziğinizle ya da birilerinin yanında olduğunuz yere terörist ilan ediliyorsunuz. Ya Zeynep Başkan'a bakıyorum. Bir Cemevi Başkanı. Cemevi Başkanı. Cemevine yapılan saldırıyı kalkıyor işte ifşa ediyor, deşifre ediyor, anlatıyor. Evet. Şimdi bir başkan
Eğer o Cem Evi'nin sorumluluğu ondaysa ne yapması gerekecek? Tabii ki kalkıp bunun arkasında durup bunları deşifre edecek, söylemesi gerekiyor. Hiç yok yere 2 senedir yatıyor, daha doğrusu rehin tutuluyor. Hiçbir işlem yapılmıyor. Şimdi bu kadının suçu ne? Bu yoldaşımızın suçu ne? Niye tutuluyor? Şimdi akıllı durak bu mu? Yani bu arkadaşımız kapıya kilit vuracaktı. Tamam, siz yaptığınızı yaptınız. Ben de kapıyı kilitliyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Korkuyorum, bu saatten sonra evimde oturacağım, bir şey yapmayacağım. Bunu mu yapması gerekiyordu? Evet. Sürprizine geçeyim mi? Geçelim sürprizimize. Tamam. Bütün canlarımız bir bizi şöyle izlesinler bakalım. Pınar, biliyorsunuz bu şu anda Cem Evi'nde. Biraz önce bahsettim. Çok zor şartlar altında Evet. hazırlıklar yapıyorlar ve bunun küçük bir kısmını da bizimle paylaşacaklar. Sen Canlarım misin? benim. Evet, biz şu anda ben aynı zamanda hani ekolojiyi de çok önemsediğim için ve çevre eylemlerini de çok önemsediğim için yıllardır emek verdiğimiz yerdeyim aslında şu anda. Munzur Çevre Derneği'ndeyim. Bütün bu Munzur'un, Dersim'in çevre dernekleri. Şimdi size bir arkadaşları göstereyim. Arkasından onları da alacağım. Evet, şu anda arkadaşların çekimleri devam ediyor. Grup İslam Ateşi arkadaşlarımız sevgili İzliyorum. peki. Onların çekimden sonra onları da alabilirsem eğer çok güzel olur. Sizlere beraber bir söylenecek şarkı Çok söylerim. seviniriz. Hemen şuradan bir şey yapacağım. Bütün arkadaşlara burada selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkürler. Nasıl gençlik ama? Canavar gibiler değil mi? Çok güzel, canavar gibiler. Yollar açık olsun. Hepsinin tüm güzel canlarımızın, yoldaşlarımızın. Tabii burada Muzlu Çevre Derneği'nin şöyle bir özelliği de var. Biz yani yıllardır, çok uzun yıllardır hani burada birçok Muzlu'ya bağlı, Dersim'e bağlı dernekler hani burada vardı. Tabii ben içerideyken de çok sağ olsunlar bana çok destek oldular. Yaptıklarımız, anılarımız, Boğaz Köprüsü'nün kapatılması, o eylemlerimiz. Çok güzel. Bazen Kanban'dan çok daha farklı izler Kesinlikle. bırakıyor yoldaş, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Kanban yanında olamıyor ama yoldaşın her an için yanında olabiliyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki nasıl bir zorlukta bu çalışmalarınızı yapıyorsunuz Pınar? Ondan biraz bahseder misin? Yani yasaklar var, virüs var. Hangi şartlarla oradasınız? Yani yasaklar var ama şöyle bir şey yani tarihler boyunca böyle yani o yasaklar hep var. Ama yasaklara karşı sizin kendinizi hangi pozisyona koyduğunuz çok önemli. Hani kimisi kaçar gider, bırakır gider. Ama mesele o değil ki, mesele senin vicdanın çok önemli. Yani vicdanından insan kaçar mı, kaçamaz, değil mi? Belki dünyayı kandırırsınız ama vicdan Kanlar. bambaşka. Evet. Ben şimdi arkadaşlara, yani sonuç onlar da Yılmaz'la çok uzun yıllar hapishane değildi, çıktı. Sağ olsun. Şimdi ben bir onları sorayım. Arkadaşlar, kolay gelsin tekrardan. Şu anda canlı yayındayız. Sizden bir eser sürpriz yapacağız dedim ama yapabilir miyiz? Çünkü yayın hani bitmeden dedik yaparsak. Şimdi ben sevgili canımı hem bir tanıştırmak da isterim. Grup İsyan Ateşi'nin gitaristi sevgili Tekin. Merhabalar. Merhabalar. Ben Nurşen. Merhaba. Nurşen yoldaşımız. Ve Yılmaz. Merhabalar. Merhaba. Sevgiler, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Size de kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Şimdi takipçiler bence sayfanın başına geçmeleri lazım. Size güzel bir eser okuyalım. Ne diyelim? Yılmaz, buradayız mı desek acaba? Tamam. Biz de severek Ama sizi dinliyoruz.
O zaman biz bu eseri hapishanelerde bulunan tüm siyasi tutsakları ve Ali Gülmez şahsında da tüm hasta tutsaklar için okuyalım. Severek bizlerine gitsin bütün canlarımıza. Evet, şimdi hemen arkadaşlarımıza. Şöyle ben elimden geldiğince tutmaya çalışacağım. Arkadaşlar. Yüreğinize sağlık, emeğinize binlerce teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet. Göndermeye çalışıyorum ekranı. Tamamdır. Arkadaşlar sizi bırakayım rahat. Evet, biz de zaten yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Bir saati doldurduk. Vallahi güzel oldu. Bak sen olunca böyle sıkı bakıp gidiyor. Sağ ol canım yoldaşım benim. Son sözlerini alalım. Bu süreç nasıl bitecek? Bu yasaklar ne zaman bitecek? Ne zaman rahatla kavuşacağız? Değil mi? Öncelikle ben senin şahsında emeği geçen tüm canlara çok teşekkür ediyorum. Bizi yayına aldınız. Sevgili Hüseyin'e buradan ve Hasan'a sevgilerimi iletiyorum. Hüseyin'in kampanyasına kesinlikle gönülden, elimden geldiğince ne olursa yapmak isterim, destek vermek isterim. Önemli olan birlikte olmak, beraber olabilmek. Sonuçta bizler ileri demokrasi diye ortaya atılan bir tabağın içinden ileri faşizmin çıktığını hep beraber gördük, yaşadık. Çok büyük acılar yaşıyoruz, dostları, arkadaşları yitiriyoruz. Bir de koronavirüs gibi bir belayla karşı karşıyayız. Şunu biliyoruz ki bilimden şaşmamak gerekiyor, bilimin yolundan şaşmamak gerekiyor. Ve olabildiğince eğer evde kalınıyorsa yine araştırmaktan, okumaktan, üretmekten vazgeçmemek gerektiğini düşünüyorum. Ve işçi sınıfının, emekçilerin önümüzdeki ay 1 Mayıs tüm proletaryanın özgürlüğü için
hepimizin birleşerek mücadeleyi de daha da büyütmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve canlara, özellikle Alevi canlarımızı da ne olur duyarlılığımızı arttıralım. Bizler sonuçta güzel bir dünyayı inşa etmek isteyenleriz hep beraber ve kadınları bu yaşamın öznesi görenleriz. Onun için hep kadın, yaşam, özgürlük, cinciyan, azadi diye sesimizi yükselttik. Başta biz kadınlar olmak üzere biliyoruz ki direnişi büyütmek, yeni bir dünyayı kurmak ancak ve ancak omuz omuza olacak. Buradan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Senin emeğini, yüreğini öpüyorum. Sen çok değerli bir kadınsın. Çok değerlisin bizler için de. Hepinizin emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sevgili Pınar. Sen de bizim için, benim için bir yer var. Bunu sen de biliyorsun. Teşekkür ederim. Konuştuk bunu. Özellikle biz kadınlara da bu konuda büyük bir sorumluluk düşüyor. Bir araya gelip gerçekten kampanyayı büyütmek. Ya bir araya gelip bu savaşı kazanacağız, bu mücadeleyi yükselteceğiz ya da birer birer yok olup gideceğiz. Başka şansımız yok. Evet. Zeynep yoldaşıma 20 Nisan'da adalet diyorum. Umarım bir an önce özgürlüğüne kavuşur. Aynı şekilde Hüseyin yoldaşıma da dediğim gibi bütün desteklerimizi sunalım. Katıldığın için çok 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 teşekkür ederim. O güzel yüzünden öpüyorum. Çok özür diliyorum. Son olarak bir detay unuttum ki unutmak istemem. Özgürlüklerden bahsederken bir kez daha değerli yüreğiyle çok sevdiğim Turgut Öker'e özgürlük diliyorum. Yolların açık olmasını diliyorum sizin aracılığınızla. Çok teşekkür ederim. Turgut Başkan'ın da 26'sında davası var. Bakalım ne olacak. Bütün tutuklu canlarımıza, başkanlarımıza, bütün canlara siyasi tutuklara özgürlük diyelim. Teşekkürler. Yolumuz açık olsun. Yüzyıl arkadaşlara da, yoldaşlara da çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Çok seviyorum hepinizi. Kurban olurum ben tüm yoldaşlarıma. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Bütün canlara da iyi akşamlar diliyoruz. Yayınlarımız devam ediyor. Yine yayında beraberiz. İyi akşamlar.